Sevgili Turan Şah, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Artık ismine hitap ediyorum. Eyvallah. Çünkü kaç yıllık dostluğumuz var. İkimiz de tamamlayıcı tıbba gönül vermiş insanlarız. Binlerce kupa hacamat yaptık ama sen özellikle geleneksel sistemi tercih ediyorsun. Onu birazdan konuşacağız. İlk önce hacamat nedir? Kupa tedavisi hacamat nedir? Oradan başlayalım. Şimdi bedensel ve ruhsal çevremizden olan bir sürü maruziyetlere karşı vücudun toksinlere karşı ve bu zararlara karşı, bu her türlü zarar olabilir. Vücudun detoksu, temizlenmesi, yani psikolojik anlamda bile olumlu etkileri olan ciddi bir tedavidir. Bir ne arınma, yapılıyor? Bir detoks yöntemi. Evet. Kanın bütün hücreleri beslemesinden yararlanarak, yani kanın içindeki olabilecek iyilik veya kötülük hallerini biz iyilik yönünde kullanmak istiyoruz. Tamam. Sevgili izleyiciler, 0533 342 56 no'lu telefondan WhatsApp'a kupa, hacamat, sülük veya bununla ilgili tamamlayıcı tıpla ilgili merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Turan Şah hocamızla konuşacağız. Peki hacamat yaptırmadan önce herhangi bir ilaç vermek gerekir mi? Bir hazırlığı var mı? Hacamattan önce sadece beslenmeye dikkat etmek lazım. Hayvansal gıdalara tüketmemek lazım son 3 günde. Veya çok aza indirmek lazım. Bunun dışında çok da farklı kan sulandırıcılar konusu var ama çok önemli değil o. Yani ona göre uygun dozda hacamat yapılırsa kan sulandırıcı kullanan birine bile hacamat yapılabilir. Evet. Yani pek bir sıkıntı da olmuyor. Ehil ellerde yapılırsa. O zaman o 4 kuralı bir hatırlatalım. Evet. Vejeteryan ve müsaadenle ben alkali de diyorum. Evet. Çünkü biz sadece vejeteryan dediğim zaman patates kızartması da yiyorlar. Börekler, kızartmalar yiyorlar. Evet. Yani vejeteryan ve alkali hafif. Evet. Cinsel ilişkide bulunulmayacak, evet. Ağır kan sulandırıcılar kullanılmayacak. Bir de bedeni aşırı yoran faaliyetler yapılmayacak. Doğru. Biliyorum. Senin o şifalı ellerinde çok da güzel oldu, iyi sonuç olduğunu biliyorum. Peki o zaman biz barkovizyona geçelim. Hacamat vücudun hangi bölgelerine yapılabilir? Nasıl uygulanır onu konuşalım. Tamam. Buyur. Şimdi 4 bölgede yapıyoruz değil mi? Bunları sizden bir dinleyelim. Buyur. Uca doğru geçer misin? Şimdi hacamatın bölgeleri 4 bölgeden oluşuyor. Ve özellikle bu bölgelerin mevsim geçişlerinde periyodik olarak yapılması hastanın bedensel olarak ve ruhsal olarak çevresine uyumuna sebep oluyor. Birinci bölgemiz bizim kahil diye adlandırılan, zaten sünnet olan, Peygamber Efendimizin de tavsiye ettiği bölgedir. İkinci bölgemiz de en değerli olan bölgeler bunlar. Kafa hacamatı denen 4 noktada yapılan ahtayn ismi verilen bölgedir. Üçüncü bölge, bunlar hep dermatomlardır. Yani akupunktur meridyen noktalarıdır. Yani hacamatın zaten iki yönü vardır. Bir stimülasyon, uyarı, iç organlara haber gönderme. İkincisi de detoks. Şimdi bu stimülasyon ve detoks yönünün en iyi maksimum kullanılabilmesi için akupunktur tedavi noktalarının kullanılması önemlidir. Ben hep söyleyeyim. Akupunktur meridyenlerinin kesişme noktalarıdır aslında. Yol kavşağı gibi, çok noktaları. Kıymetli noktalar. Evet doğru. Evet. Kavşağa yapılan işlemle bütün bölge etkilenir çünkü. Üçüncü bölgemiz bel bölgesi. Dördüncü bölgemiz de bacaklardadır. Evet. Kuyruk sokumu da önemli bir tabii. bölge. Tabii. Şurada kuyruk sokumu da önemli. Peki bir sonraki slayta geçelim lütfen arkadaşlar. Şimdi burada ne yapılıyor? Burada nokta belirlemesi önemlidir. Yani trigger, kavşak noktalarına yapılan hacamat ve özellikle yani kemik üstüne yapılmaz mesela hacamat. Bu şekilde kupanın ortası staz olmuş kanın rahatça gelebileceği tespit edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar aynı zamanda akupunktur noktalarıdır. Kupa nokta tespiti yapılmakta burada. Bu arada bir bilgiyi de daha derin bir bilgiyi de verelim. Hacamat aslında İslami tıptan öncesinde de var olan ve akupunktur meridyenlerin kesme noktalarında uygulanan Uygur tıbbında, eski Mezopotamya. Çin tıbbında, Mezopotamya'da, Mısırlar. Mısır'da yani çok eski bir tarihi vardır hacamatın ama İslami tıpta da çok popüler olmuş ve dediğiniz gibi Peygamber Efendimizin önerisiyle daha günde olmuş. Peki şimdi nasıl uygulanıyor hacamat? Evet. Uygulaması şimdi öncelikle ön vakumlama işlemi vardır. Ön vakumlamada özellikle staz bölgelerinde, işte dediğim tedavi noktaları bölgelerinden ön vakumlama yapılır. Ve durağanlaşma eğilimi olan kılcallardaki kan iyice durağanlaştırıp dışarı alınma işlemine başlamak için bu ön vakumlama önemlidir.
Evet. Negatif basınç. Evet, peki bir, bu arada hacimat hangi yerlere uygulanmaz? Onu da böyle benim üstümde kabaca gösterir misiniz? Mesela şimdi mesela, şimdi mesela bu ense çukuru yasak bölgedir. Şurası yasak. Evet, ense çukurudur. Bunun dışında damar ve sinirlerin bol olduğu boyun ön bölgesi. Mesela şu karotis nabzının olduğu. Nabız aldığı bölgeler. Koltuk altı bölgeleri. Yumuşak doku, karın ön bölgesi. Çünkü burada bağırsak sistemi olduğu için toksinlerin kana geçmesi söz konusu olabilir. Hep kemik üzeri bölgeler uygulanmaz. Genelde arka mesela, bölgeler daha çok kullanılıyor. Evet, evet. Onun için sırt bölgeleri... Direkt kemik üstü mesela diz kapağının üstü olmaz, gibi. Uygulanmaz. Olmaz. Peki yüze uygulanabilir mi? Tabii. Yüzün bazı noktaları vardır. Yine deminki bahsettiğim özelliklerde olan. Evet. Bu noktalara rahatlıkla uygulanabilir. Ama boyun ve damarlar, hayır, ve ense çukuru hayır. Yani damar ve sinirin yoğun geçtiği, paketler halinde olduğu bölgelerimiz var vücutta. Evet. Onlara kullanılmaz. Kullanılmaz. Peki. Şimdi migren için hacamat etkili midir? WhatsApp'tan soru yağmaya başladı. Evet. Onları kısaca cevaplayalım. Migrende çok etkilidir. Biz çok güzel neticeler alıyoruz. Özellikle kombine tedavilerden. Mesela hacamat, sülük, diyelim akupunktur. Gerekebiliyor. Çok köklü migrenlerde. Ama genel olarak hacamatla bu konu halledilebiliyor. Evet. Tarama hacamatıyla yalnız. Evet. Yani bir seans yapılan hacama bir rahatlama, bir masaj etkisi yapabilir. Ama düzenli aralıklarla yapılan bölgelerin, özellikle mevsim geçişlerinde bölgesel yapılan tarama hacamatları, sırt, işte kafa, bel, bacak gibi daha uzun vadeli etkileri var. Peki, hangi hastalıklarda hacamat uygulanmaz? Evet, özellikle bu kanamalı, çok ağır, yani vücudun kendini kapasitesi, iyileşme kapasitesi olmayan, çok düşkün. Mesela ileri kanser vakaları, ileri yaşlılık vakalarında. Aşırı kansızlık. Aşırı kansızlıklarda. Ve çok ileri derecede kanamalı, kan pıhtılaşma sorunları olan hastalarda kullanılmaz. Bunun dışında her yaşta uygun dozda, burada hekimlik devreye girer. Mesela bunlar bebek kupalarıdır aynı zamanda. Uygun dozda, bu hastamız da 85 yaşında. Uygun dozda, uygun çizik derinlik ve uzunluğunda diyelim, yani yine o da doza giriyor, yapılabilir ve rahatlatıcıdır. Peki evet. Şimdi çok sorulan bir soru bize sorarlar. Derler ki ya ben hacamatı yaptırmayacağım, kan veriyorum zaten. Venöz kanla, koldan verdiğimiz venöz kanla hacamat kanı, size bırakıyorum bunun cevabını. Yurt çok dışında da birçok araştırmalar var. Siz de yaptırmışsınız biliyorum. Benim de bildiğim araştırmalar var. Yani rastgele koldan alınan kanla bilimsel olarak hacamat kanı arasında fark var mı? Evet. Hacamat öncesi olan bir kan, kırmızı ve beyaz kürecikler, viskozite vardır, staz vardır. O kanda protein, metabolitler vardır, atıklar, yani atıklar, ürik asit. Atık yani gibi şöyle yapışkan akışkanlığı gitmiş. Akışkanlığı bozan, rengi kanı değişik, kalınlaştıran sebepler vardır ki bunlar zaten ödemden başlar, bir sürü hastalığa sebep, davetiye çıkarabilir. Bu viskozite, yani tabir yerindeyse kanın dışkısı ve atılamayan kısmı diyelim. Kanın içinde olup da atılması istenen bölümün dışarı alınması. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz arkadaşlar? Evet. İşte şu hacamat taraması sonrası bunlar beyaz küre al yuvarlar. Bu kadar sadeleşebiliyor kanımız. Evet. Arada fark oluyor. Peki laboratuvar i̇şte olarak ağır metaller, yurt dışında işte kimyasallar, GDO, alerjen, kanserojen, bir sürü kolesterol, evet bunlar hep düştüğünü, evet ürik asit. Bunlar hep laboratuvarla tespit edildi. Düşüyor. Peki, yani. Peki öncesi sonrası burada da öncesi görüyoruz. Öncesi sonrası. Peki WhatsApp'tan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Çok soru geldiğini biliyoruz. Şimdi yüksek tansiyon olan birisi hacamat yaptırabilir mi? Yaptırabilir mi değil, bir nimettir. Yani hacamat yüksek tansiyon olan insanlar için bir nimettir. Biz bunu yaşadığımız tecrübelerle anladık. Çünkü tansiyon adından belli, gerilim. Gerilimi dışarı almadıkça, gerilime sebep olan kandaki telbeyi dışarı almadıkça vücut yani yeterince rahatlamaz. Biz bu sırttaki hacamat noktalarına aslında kör sokak, çıkmaz sokak da diyebilir miyiz? Yani vücudun daha çok toksin biriktirdiği yerler. Staz bölgeleri. Yani ben şöyle tıkılı bir lavaboyu açmak gibi aslında. Evet. Mesela ne kadar spor yaparsak yapalım, vücudun en az hareket eden yeri sırttır. Sırt kaslarıdır. Bacak kasları değildir mesela. Emel Hanım sormuş, varisli bacağa hacamat yapılır mı demiş. Varisli bacağın tam varisin üstüne olmaz tabii. Çevresinden yararlanırız. Evet. Varisin çevresinden yararlanırız. Evet.
ve vücudun diğer bölge, vücut bir bütündür. Vücuda bütüncül yaklaşımda yaklaştığımız zaman varislerde de belli oranda zaten varisi bizim yapabildiğimiz, bizim yaptıklarımızla olan varisin ilerlemesi durur, ağrıları giderilir. Görüntüde %30 gibi bir fark eder. Yoksa çok bunun dışında fark olmaz. Peki. Şimdi hacamatla ilgili izleyici soruları var. Onlara dönelim. Bu arada hacamatın dünyada maalesef bizim bu geleneksel tedavi yöntemimiz bize batıdan gelince, olimpiyat şampiyonlarında görünce, işte bu dünya starları, evet, Justin Bieber'ler, Madonna'lar yaptırınca tekrar gündeme, doğru, geldi. Halbuki bizim ülkemizde binlerce, evet, yıldır vardı. Şimdi batıda şu an çok moda ve çok iyi sonuç alınıyor. Doğrudur. Evet. Şimdi izleyici sorularına geçelim mi arkadaşlar? Kansızlık sorunu olanlar hacamat yaptırabilir mi? Kansızlık sorunu olanlar hacamat yaptırabilir mi? Rahatlıkla yaptırabilir. Yalnız hekim kontrolünde olması lazım. Doz ayarlanırsa, yani çivi çiviyi söküyor. Kansızlık sorunu düzelen çok hastam olmuştur. Yıllardır. Ama çok aşırı demir eksikliğinde demir, aşırı değil. Uyarı yapalım. Onda da uyarı dedim ya. Evet. Stimülasyon amaçlı. Çok az kan alarak ama uyarı amaçlı. Çünkü her hacamatta yaklaşık 200-250 noktadan hasta uyarılır. O uyarı, o alarm vücuttaki eritropoyetin, yani kan yapım mekanizmalarını ciddi anlamda harekete geçirdiğini gördük. Peki. Diğer soruya geçelim lütfen. Hacamat kan kaybına neden olduğu için halsizliğe yol açar mı? Evet. Evet. Hacamat yaptırmak halsizliğe, hı, yol açar mı? Evet. Hacamat işte yine hekim kontrolü, yine doz. Tabii ki yani bilmeden doz ayarı yapılmazsa halsizliğe yol açabilir. Ama hekim kontrolünde olursa halsizliği tam tersine giderir. Giderir. Peki. Bir sonraki soruyu istirham edelim arkadaşlar. Herkes hacamat yaptırabilir mi? Evet, gayet güzel bir soru. Peki herkes hacamat yaptırabilir mi? Herkes tabii ki yaptırabilir. Bir mahsuru yoktur. Yani hasta olmadan önce hastalık tedbirleri almak, bağışıklığı güçlendirmek, detoks olmak her zaman için gelebilecek muhtemel hastalıklara karşı bir kalkandır. Bu anlamda yaptırabilir. Ancak biz genelde 2 ay veya 5 aydan aşağısını tercih etmiyoruz. Peki çocuk, yaş aralığını söyleyelim. İşte benim o zaman 2 ayla 90, ya üstte yaş sınırı pek yok. Ancak çok düşkün olmayacak. Yani yatalak, genel durumu iyiyse. Evet, olur. Yatalak olmayacak. Peki. Evet. Bir sonraki soruyu alalım arkadaşlar. Hacamat sonrası kesilen yerlerde iz kalır mı? Evet. Hacamattan sonra vücutta iz kalır mı? Bunun için el becerisi önemlidir. Çok önemlidir. Çok uygun şekilde, çizik şeklinde sadece dermiste kalacak kadar yüzeye çizikler olursa hiçbir zaman iz kalmaz. Yani ehil elde yapılırsa, evet, iz kalmaz. Yani hekimlikle beraber el becerisi de gerekir. Burada şunu da söyleyelim. Mesela merdiven altı yapılmasının veyahut da Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı doktorlar, tıp doktorları veya onların kontrolünde yapılması şu an kanunen, evet, gerekiyor. Doğru. Biz de bu sertifika ile yapıyoruz. Yani her doktorun bile aslında yapması uygun görülmüyor. Peki, evet, merdiven altında yapılması, jiletle yapılması, aynı çok kupanın şöyle bir yıkanıp tekrar kullanılması, ya, bunların sakıncalarını bunlar bahsedebilir çok miyiz? Çok sakıncalı. Çünkü jilet zaten dümdüz kestiği için kesin, yani iz bırakır jiletle yapılan hacamat. Ve de çok derine gidebilir. Evet, işte kontrolsüz keser. Dümdüz ve kontrolsüz keser. Büstürü kullanılmasının amacı, ameliyatlarda bir sebebi de odur zaten. Büstürü kullanılmalıdır. Bir de hakikaten merdiven altı yapılırsa hem doz ayarı hem diğer sebepler, hijyen, işte sterilite, bunlar çok önemli. Yani yeni hastalıklara sebep olabilir. Belki 20 kişiye bir şey olmaz ama 21. çok mağdur olabilir. Bir de mikrop kapabilir. Ki tabii, şimdi tabii. Covid dönemi çok da hassas, tabii, olmamız gereken, tabii, bir dönem. Ahmet Bey sormuş, kan sulandırıcı kullananlar kaç gün öncesinden kan sulandırıcıyı kesmeli demişler. Yani ben kan sulandırıcı biraz da çok önemli değil ama hekime, evet, söylenmeli. Hekime söylenirse ben kan sulandırıcı kullanırım, o dozunu ayarlayacaktır. Evet. Bir de tabii kan sulandırıcılar arasında fark da var. Şimdi aspirin bir şey, ağır bu COVID tabii, sonrası kullanılanlar tabii, başka bir şey. O burada mutlaka hekiminize danışacaksınız. Evet. Peki bir sonraki soruya geçelim lütfen. Hacamattan sonra banyo yapılır mı? Yine çok sık sorulan bir soru. Hacamattan sonra duş alınır mı veya ne zaman duş alınabilir?
Yani 16-18 saat sonra rahatça duş alınabilir. Ama tabii keselenmeme. Yani çok da sabunun bölgeye de olmaması gerekiyor. O bölgeye sabunlamak veya çok keselemek, sabun, yani, olmadan, yani keselemek olmadan ertesi gün duş alabilir. Evet. Zaten bir 4-5 gün sonra iyicene keselendi, o yapışkanlar da çıkıyor. Evet. Bir sonraki soruyu rica edelim arkadaşlar. Adetliyken hacamat yaptırılır mı? Evet, bu da hanımefendilerin çok sorduğu bir soru. Menstruasyon döneminde hacamat yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Hekimle görüşmek lazım. Bu bir tedavidir çünkü. İhtiyacı varsa hastanın rahatça yapılabilir. Yalnız ben tercihen, bu benim kendi tercihim, ilk gün almıyorum. Yani kanamanın en aktif olduğu birinci, ikinci gün. İkinci gün, ilk gün almıyorum. Peki, bir sonraki soruya geçelim lütfen. Hacamat en çok nelere iyi gelir? Hacamat en çok nelere iyi gelir? Hacamat en çok vücudun hani genel bir sorunlar var ya, bu hele günümüzde çok yoğun bunlar. İşte uykudan tutun, stres, uyku, genel halsizlik, yorgunluk, ağrılar, iş yaparken isteksizlik, motivasyon düşüklükleri. Bunlara karşı bir hastalıkların, özellikle kronik hastalıkların verdiği şeyler vardır. Mesela etkiler vardır kronik hastalıkların. Bu ağrılar, işte ödem, özellikle dolaşım bozuklukları, kalp damar dolaşım bozukluklarında ve kulunç aşı sonrası olabilecek diyelim belirtilerde, ufak tefek ilk birkaç gün olabilecek veya bu korona sonrası olabilecek kalıntıları temizlemede etkilidir. Etkili. Peki. Bir de ağır metallerin temizlenmesi. Tabii onlar da, evet. Evet. Yine bir soru sormuş bir izleyicimiz. Hacamat menisküse iyi gelir mi? Yararlı olabilir mi demiş. Menisküste hacamattan ziyade silikozon PRP kombinasyonu daha etkilidir. Ama tabii burada ortopedistlerle kombine gitmek onlar, daha doğru. Onlardan gelen olur. Haberlere yok. Aynen tabii. Yani ortopedistle tabii. Kombine gitmek daha tabii. Doğru olur. Bir sonraki sorumuzu rica edelim arkadaşlar. Çocuğuma hacamat yaptırabilir miyim? Evet, hanımefendinin sorusu, çocuklara hacamat yapılabilir mi? Çocuklara hacamat rahatlıkla yapılır. Hatta büyüme gelişmelerinde, diyelim ergenlik bunaltılarında etkilidir. Evet. Tek sorun, küçük çocuklar şey yapıyor. Küçük çocuklar, ben şöyle yapıyorum, babayı yatırıp çocuğu üstüne. Sadece çocuklar tabii tedirgin evet. Oluyorlar ama sonra çok rahatlıyorlar. Evet. Gece işemelerinde özellikle iyi geliyor. Evet, evet, bir soru daha alalım lütfen. Hacamat öncesi et yemek doğru değildir diye duydum. Acaba nedeni nedir? Evet. Hacamattan önce neden et yenmez? Şimdi hacamat sonrası vücudun kendi diyorum ben onların hepsine. Regülasyon, revaskülarizasyon, rejenerasyon. Yani kendini yenilemesi. Evet, kendini yenilemesi. Vücudun kendini yenilemesi için kendi çöplüklerini, kendi kolesterolünü, kendi hayvansallarını yakabilmesine izin vermek lazım. Bu da siz et, yani hayvansal yemezseniz, hayvansallar bal hariç tabii, onu bal olur mu hocam diyorlar. Yenmediği zaman hayvansal gıdalar, vücudumuzun kendi içindeki çöplükleri veya olmasını istenmeyen yabancı maddeleri, toksinleri yakarak, parçalayarak evet. Yenilenme olur. Şimdi şu masanın başına geçelim. Geçerken evet. De şunu soracağız. İhsan Bey sormuş, şeker hastaları hacamat yaptırabilir mi? Yaptırırlarsa hangi bölgelere yaptırmışlar? Şeker hastaları için özellikle akupunkturda kullanılan sırtta ve bacakta... Şöyle öne geçelim mi? Olur. Evet, siz dinliyoruz. Sırtta ve bacakta noktalar var. Bacak hacamatından şeker hastalarında çok yararlanıyoruz. Ama birinci bölge sırtta önemlidir. Ne oluyor? Şekerin zararlarını, komplikasyonlarını, 5-10 yıl içinde olacak komplikasyonu 10-15 yıl, 20 yıl öteleyebilme ya, imkanı. Dolaşımı canlandırıyor. Evet, temizliği. Konfor sağlıyor. Evet, hastaya konfor sağlıyor. Tabii ki hacamat yaptırdım. Ondan sonra şekerleri yiyeyim, kiloyu yok, alayım öyle bir şey tedbir. Yok. Önce tedbir. Peki. Şimdi şöyle lütfen tahtanın başına geçelim. Evet. Siz burada kesileri ve ne şekilde yaptığımızı bir anlatın. Şimdi buyurun. Bunu kalemle mi yapmaya çalışıyorum? Evet lütfen. Tamam. Biraz kalın uçlu ama olsun, daha iyi gözüksün olsun. Diye. Eyvallah. Şimdi yani ben şöyle geçeyim yüzünüz kameraya doğru dönük olsun. Hacamatı yaparken... Yani hekimin pozisyonu, hani aynı ameliyat masasındaki yükseklik, alçaklık gibi çok önemlidir. Yani sonrasında bir vücudun, elin bir bölümünü sabitlemek ve buna göre
çizim yapılabilir. Ve çizim de arkadaşlar, yani şunu önemlidir. Çok derine gitmiyor. Dermiste kalmamız gerekiyor. Yani ne iz bırakmaması için çok derine gitmek de doğru değildir. Çok çizgiyi uzatmak da, kesiyi uzatmak, kesi boyunu uzatmak cildin da. Cildin alt tabakalarına inmiyoruz. 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 Çok yüzeyel kalıyoruz ama çok aşırı da yüzeyel değil. Bir dermis denen, yani bir 0.2 milim, 0.3 milim gibi burada zaten inebiliriz. El bir yetenek kazanıyor. Bisiklet kullanmak gibi artık bir şeyi kontrol etmeden otomatik yapabiliyorsunuz. Doğru. Evet. Yani şu sağ, bunun için de kontrol edin. Bakın şu şekilde yapılan işle kontrol az olur. Ama şu şekilde, yani şu sabitleyerek yapılan iş daha kontrollü hale getirir. Peki. Şimdi şöyle. Ve bir de şu önemli. Mesela madem bir sır daha açıklayalım. Evet. Şimdi sürekli aynı pozisyonda yapılırsa her geldiğinde yıllarca gelen hastalarımız hiçbir zaman iz kalmaz. Ama ben bir dahaki geldiğinde şöyle yaparsam kesinlikle doku kaybıyla iz bırakır. Bu da tabii o hekimin tecrübesi de önemli. Evet. Pekala. Şimdi biz hacamat kurslarına ilk başladığımızda patatesde veya domatesin üstünde ilk çizmeye başlamıştık. Evet. Şimdi burada bir gösterelim mi hacamatı? Ben büstürüyü de açayım size. Ondan sonra mesela örnek olarak ne şekilde kesi oluyor? Tabii bu arada ellerin steril olduğu, eldiven olduğunu varsayıyorsunuz. Temizlik, çünkü bu önemli. Ameliyathanelerde kullanılan steril bistürilerle ve eldivenlerle ve dezenfektanlarla yapılıyor bu iş. Yani öyle ezbere yapılıyor. Evet. Buyurun mesela nasıl kesi yapılıyor? Şimdi, gösterelim. Yani görülebiliyor mu arkadaşlar? Şimdi mesela şu şekilde çok yüzeyel, yani arka arkasına böyle yapılan işlemle ve yaklaşık, yani hakkı da verilmesi gerekiyor. Çok az çizik iyi değildir. Bütün kılcalları hemen hemen hedef alıp boşaltma gayretine, viskoziteyi, stazı dışarı alma gayretine girmek lazım. Yani şu şey önemli. Yani çok ileri de gitmeyecek. Zaten ilk üç şey bize şöyle anlatır. Gösterelim mi? Evet. Ben şimdi yakında Jimmy'ye doğru tutayım bunları. Çizik olan yerleri. Örneğin gösterelim. Bilmiyorum yakından gösteriyor mu? Şöyle ama fokus olabilecek mi? İncecik çizikler ama tabii çok ince. Çok ince. O çok kadar güzel. İnce açtık ki ekranda gözükmüyor. Pekala. Tamam. Güzel. Şöyle. Şimdi Pixel. Yine bir soru gelmiş WhatsApp'tan Turan Şah Hocam. Evet. Romatizması olanlar hacamat yaptırabilir mi demiş. Romatizması olanlar rahatlıkla yaptırabilir. Ama şunu da bilmek lazım. Antiinflamatuar etki de sülük öndedir. Peki. Evet. Güzel. Şimdi onun dışında bir soru. Yılda kaç kere hacamat yapılabilir? Yılda normal bir kişi için. Özellikle mevsim geçişlerinde yani 6 ayda bir veya 12 ayda bir tarama. Hı. Tarama sırt, bel, bacak, kafa. Ya bu kombinasyon dört önemlidir. Bölge. Evet, ama daima bölge. Birincisi ilk hacamat sırt boyun. Bütün vücudu en çok etkileyen yer, kişi bir defa yaptıracaksa bile sırttan yapılmalıdır. Evet. Yani ben çok sağlıklı kişiler, tedirgin olanları yılda iki kere öneriyorum. Ama yani esasında tarama şudur. Dört kere. O düzenli yapılan aralıkla yapılan işle vücut bayağı bir regüle oluyor. Düzene giriyor. Yani iki kere olunca başka regüle oluyor. Dört kere olunca hani ilacı düzenli almak gibi. Sporu düzenli yapmak gibi. Peki. Evet. Bu usulüyle yani tıbbi koşullara uygun atılan normal çizikler kaç günde iyileşir? Enfeksiyon kapma riski olur mu? Ya çok şükür bizim bugüne kadar hiç enfeksiyon kapma olmadı. Olmaz da zaten çok yüzeyel olduğu için onun koruyucu mekanizmaları yeterlidir. Bir de şunu da söyleyebilir miyiz? Dışarı doğru çekiliyor. Bir de dediğiniz gibi dışarı çekilmesi zaten yaklaşık 1-2 saat sonra bir şey kalmaz. Yani çok yüzeyel çiziklerdir. Çünkü. Evet. Enfeksiyon kapma riski bir de zaten sonda da temizleniyor iyicene, dezenfekte ediyor. Fatma Hanım sormuş, Sara yani epilepsi hastaları hacamat yaptırabilir mi demiş. Epilepsi hastaları, hacamat bütün aşırılıkları teskin eden yapısıyla epilepsi hastalarımda çok güzel neticeler gördük biz. Peki. Teskin ediyor, yani o atakların şiddetini, o atak azaltıyor, atakların aralığını da uzatıyor. Çocuksa, yeni başlamışsa kombine tedavilerle yani ciddi anlamda faydası olabiliyor. Peki tiroid hastaları uygulayabilir mi? WhatsApp'tan soru yağıyor evet, şu an. Evet. Tiroid hastalarına çok rahatlıkla ben hacamatın genel etkisi var da esas üzerine sülük koymak ve lokal ozon yapmaktan çok fayda görüyorum. Yani motora basmak veya marşa basmak ve tiroidin çalışması için gayret içine girmek.
Evet, bu arada hipotiroidi evet. hastalığında tere bahsediyor. Tohumunun da evet. selenyum ve tere tohumunda çok Güzel. Faydası oluyor. Doğada her şeyin çaresi var aslında. Yani biz yıllarca hep bu bilgileri küçümsedik, önemsemedik, gayri bilimsel zannettik ama eğitimini aldıkça binlerce yıllık kadim bilgileri yani. Aslında insanı bütüncül bakış açısı sağladığını ve çok işe yaradığını Uygulaması gördük. Uygulaması çok kolay olan Ender'cim. Sülük ve ozon, lokal ozon yaparak hastanın evet. bir süre sonra dönüp hocam tiroidlerim %30-40 çalışmıyor. Hepsi olmaz, olmayabilir. Evet. Ama bir kısmının bile çalışmaya başladı demesi bu kadar Tabii. kolay bir uygulamayla bizi çok mutlu ediyor. Tabii. Yine bir izleyici şunu sormuş. MS hastaları yaptırabilir mi diye. MS hastalarımız eğer çok ileri vakalarsa biraz konfor sağlıyor. Ama tabii ki yaptırabilir. O dozu, doz ayarı olmak şartıyla ağrıların giderilmesi konforu sağlar da tedavi anlamında çok etkisi olmadığını ileri vakalarda görüyoruz. Evet. Peki. Yine bir soru daha. Vücudu ilk önce hangi bölgesine yapılacağını nasıl seçiyorsunuz? Vücudun mesela dedim ya genel olan vücudu en çok bütünüyle etkileyen bölgesi sırttır. Hı hı. Sonra bel bölgesidir. Sonrasında işte kafa ve bacak. Yani seçim anlamında bu sırası budur. Evet. Peki. İsmail Bey sormuş. Tüm vücuda aynı seansta yapılır mı diye. Çünkü internette de bazı videolar görüyoruz. Adam üstte 50-60 tane kupa, her tarafını kan revan içinde. Evet. Bu bilimsel mi? Tüm Değil. Vücuda yapılmaz. Tüm vücut yani tüm vücuda bir günde aynı anda bir şeyler yapmak, doldurmak bu hiçbir uygun değildir tıbben. Düzenli aralıklarla yapılan işle vücut değişir. Bir de doz ayarını aşar o. Yani o biraz görsel olsa gerek. Bir Aynen. sürü kupaları evet. koyma. Peki yine bel fıtığına iyi gelir mi diye sorulmuş. Bel fıtığına hacamat ve sülükle yumuşatıp bölgeyi sonrasında manuel denen usta eller tabii do hekim olacak bu da. Manuel terapi etkili oluyor. Etkili olabilir. Peki. Başka sizin aklınıza gelen eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya ben şimdi bütün maruziyetlere karşı beden ve ruhumuza yani yanlış davranışlara karşı stres bile olsak yani bunda bile stresimizi azaltmak için detoks olmak için şu anki mevcut olan hastalıklara karşı tedbirli olabilmek için veya hastalık sonrası kalıntıları en aza indirip konforu sağlamak için kan detoksunu herkese öneririm. Peki yine bir soru daha. Bir ay önce hacamat yaptırdım. Hiç kan çıkmadı. Şimdi işte bu noktada çok staz, çok durağanlaşmış demektir. Hastayı hazırlamak gerekir. İşte hekimlik bilgisiyle. Mesela bol su içerek gelmesi gerekir. Buna göre biraz egzersiz yapıp ama son gün, yani son 2-3 gün yapmaması gerekir. Egzersiz. Çünkü yormayacak kendini. Bu şekilde yani hastayı hazırlamak gerekir. Gelmeyebilir çizik kanı bazı hastalarda. O onun o güne kadarki durağanlığındandır. Ama sonra su içtikçe ve hacamat taramasını bitirdikçe açılır. Birazcık ben onlara böyle zencefil, sarımsak, koenzim, omega 3 özellikle omega 3 verince ve dediğiniz gibi bol su içip hafif egzersiz, yürüyüş gibi yapınca tekrar ki seansta geliyor. Şimdi Faruk Bey sormuş çölyak hastalarına yapılabilir mi diye. Yapılabilir ama çok şey değil. Hastanın seyrini çok değiştirmiyor. Çünkü orada neden yok olmamış. Evet, o gluten evet. yedikçe evet. sıkılıyor. Peki lazer epilasyon sonrası hacamat yapılabilir mi diyor. Bu arada bir parantez açalım. Açık yarısı olan kişiler ileri derecede egzama veya çok ciddi sedef hastalığı gibi yani kanamalı cildin üst tabakası kaybolmuş evet. kişilerde o bölgelere hacamat yapılmaz. Kesinlikle yapılmaz. Doğru söylediniz. Evet lazer epilasyon sonrası yapılır mı? Yok yapılmaz. Yapılmaz. Yapılmaz evet. Peki kemoterapi alanlar yaptırabilir mi? Kemoterapi alanlar özellikle bu Amerika'dan son bize gelen bilgiler hayvan deneylerinde kemoterapi sonrası sülüğün kemoterapi etkisini en aza indiren sülük. Yani onun yan etkilerini azaltan. Azaltan tabii. Fakat böyle durumlarda kıymetli Turan Şah Hocam ben hep diyorum ki mutlaka hastalar saklamasınlar bunları yaptırmak istediklerini. Tabii. Onkologlarla veya hangi uzmanla tabii, tedavi tabii. oluyorsa beraber ve kombine gitmesi daha doğru olur. İşte onları Saklamamak bütüncül lazım. Olarak evet destekleyebilmemiz için bize fırsat vermesi lazım. Evet doğru. Peki kalp hastası olanlar hacamat yaptırabilir mi? Kalp hastalıkları biliyorsun Ender Hocam çeşitlidir. Ama kalbin yükünü artıran dolaşım bozuklukları gibi vakalarda etkilidir. Yani dolaşımı açtığı için, yükü azalttı, pompanın önündeki yükü aldığı için kan telbesi. Peki, şimdi özellikle bu yeni tür aşı sonrasında çok çarpıntı yakınmaları olan kişilerden telefon gelmiş. Bu aşı sonrası için
çarpıntısı olanlar veya kendini iyi hissetmeyenler hacamat yaptırabilir mi? Aşıdan ne kadar zaman sonra yapılabilir? Evet. Aşıdan yaklaşık 3 ile 7 gün sonra o kanın, ben çok şahit oldum, o salyamsı ve homojen olmayan kanın düzelmesi için, genel bulguların iyileşmesi için hacamat çok değerli. Yani peki, ben kendimde de biliyorum. Evet. Peki. Ben de aşı sonrası yaptırmıştım. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi Doktor Turan Şah Tümer'le beraberdik. Çok sevdiğim, kıymetli bir dostum. Ona çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ederiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ama ondan sonra size...